SM25'e yeni sürüm geldi. Sizlerle beraber yeni sürümü inceleyeceğim ben de. Umarım yeni değişiklikler, umarım yenilikler görürüz. Gerçekten artık SM'den beklentimiz çok. Fakat SM'nin kendine hayrı yok. Bir türlü değişmiyor. Grafikleri değiştirip önümüze sunuyorlar. İnşallah artık bu değişir. Bir şeyler görmeye başlarız. Her güncellemeden sonra incelemeye devam ediyoruz. Takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeni güncelleme ile beraber şöyle bir tekrar bakacağız. 0-0-2'ye geldik. Yeni oyun diyelim. Kariyer modu. Beşiktaş'la bakmıştık. Galatasaray'la bakmıştık. Bu sefer Fenerbahçe'yle bir bakalım. Nerede Fenerbahçe? Kaçırdık bir yerde burada. Şöyle bir üzerine yaz gitsin. Şu altta yalnız var ya. Transferler yükleniyor, veri taban yükleniyor muhabbeti gerçekten çok saçmaydı. İğrençti 24'te. Bunda devam ettirmeleri iğrenç oldu, iğrenç. Yani buna bir çözüm bulman lazım yani. Takır takır geçmesi lazım oraları. Ama maalesef hala güncellemeyle de bu mevzu geçmemiş dostlar. Transfer durumuna bakalım ne kadar değişiklik olmuş. Şöyle Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Ve reytinglerde falan değişiklik var mı? Onlara bir çözmeye çalışalım. Ferdi Kadıoğlu 82 reyting. Fenerbahçe'de yeni transferler daha geçmemiş. Getirip yeni takıma koydu işte. Levent Mercan var zaten. Biliyorsunuz. Ratingle alakalı bir yaptırım olmamış. Diğer takımlarda varmış. Şöyle hızlıca Beşiktaş ve Galatasaray'da bakalım. Herhangi bir değişiklik var mı? Beşiktaş'ın transferlerinden bazıları gelmişti. Ki burada Paulista stoperde 78'lik hala gelmiş durumda. Diğer transferler Rafa Silva da gelmişti zaten. Başka da bir mevzu görünmüyor. Kira vermeler falan başladı ama daha onlar da düşmemiş zaten. Bir de Galatasaray'a bakacağım. Galatasaray'da herhangi bir değişik var mı? Ratinglerde falan oynamalar var mı? Şöyle, aha. Galatasaray'da Mustera yok. Ha, Mustera. Abi pozisyona göre sıraladık. Mustera'yı kaleci saymamış ya. Dedim ne oluyor, Mustera mı yok diye. Ratingler hep aynı zaten. Güncelleme gelmemiş. Ne düşüş, ne çıkış, ne değişim, ne bir şey. Sadece özellikle teyit etmeye çalıştım. Ratingler mi değişmeyecek, aynı mı olacak diye. Çünkü Barış Alper'in SM24'teki fiziği böyle değil arkadaşlar. Son güncellemesine de bakabilirsiniz. Böyle bir fiziğe sahip değil. Barış Alper'in fiziği burada müthiş durumda. Orada düşük. Yani bir o dikkatimi çekti. Onun dışında ratinglerde falan zaten güncelleme olmamış. Şöyle takvime bakalım. Takvimlerde burada. Takvimlerde herhangi bir şey yok. Herhangi bir yere tıklayamıyoruz. Atlayamıyoruz. Şu an dönüyorum. Yok, yine tıklayamıyorum. Çık bakalım burada. Menajere gel. Menajerle ilgili düzenleden ne diyor? Menajer düzenleyecek muhtemelen. Evet. Tam bunu geç. Burayı geç. Yok, menajer profilinde de herhangi bir tatile çıkma falan görünmüyor. Şu antrenmana bakalım. Antrenman sistemiyle ilgili bir şey değişmiş mi? Geliştir seviyatta antrenman eğitim antrenmanı. Tamam, antrenmanda da bir şey değişmemiş. Yine aynı mevzu, yine aynı serüven. Aynı durumda görünüyor. Transfere bir bakalım.
Şurada nerede transfer durumu? Kiralık listesinde bir bakalım önce. Kirada falan bir şeyler değişmiş mi? Salcedo üzerinden deneyelim bakalım. Kiralama teklifi, tarihi falan yine değiştiremiyoruz. Yine sadece 4 Ocağı kadar. Opsiyon da yine aynı şekilde kullanılıyor. Herhangi farklı bir şey yapamıyoruz opsiyon üzerinde. Burada da henüz bir değişiklik görünmüyor. Burada yoksa normal şeyde döktür ama. Ne diyor ona? Takas falan da geldiğini sanmıyorum ama yine de bir kontrol edeceğim. Şöyle Ryan Fraser üzerinden deneyelim. Yok abi transferde yine maddeler falan aynı görünüyor. Yine rekabet. Burada kapsamlı bir değişiklik aslında bekliyoruz. Sadece grafik değişip oyunun veri tabana atılmış. Bir değişiklikler bekliyorum açıkçası ama bunu yine alamıyoruz. Betadayken yine bu slotlar vesaire satın alamıyoruz. Ondan sonra gençler yok yani değişim buralarda olmamış. Eklenen yeni oyuncular var mı? Ya da güncellemeler sadece bizim ligle alakalı mı yoksa hiçbiri mi olmamış? Mesela 76 idi Yamal. Yamal'a bir bakalım. Lamine Yamal. Bakalım değişime uğramış mı? Ratingi 76 yok. Lamine Yamal da değişmemiş. Hala aynı profildeki oyuncu. Lamine Yamal. Ondan sonra yani yabancı oyuncularda da güncelleme olmamış. Herhangi bir profil değişikliği vesaire olmamış. Milli takımlarla ilgili falan bir yaptırım var. Dur bakayım. Milli takım böyleyken ekran neresindeydi? Yukarıya tıklayıp milli takıma geçiyorduk ama. He, altta uluslararası menajerlik yazacağız. Otur. Milli takımda da aynı şekilde aynı serüven devam ediyor. Burada da herhangi bir değişiklik yok. Lig konusunda bakalım. Azerbaycan Ligi falan gelmiş mi? Onlara hiç denemedik. Yeni oyun. Kariyer modu. Bakalım. Azerbaycan Ligi görünmüyor sanki ama. Yok. Azerbaycan Ligi yine gelmemiş. Diğerleri zaten aynı. Brezilya'da işte Kolombiya, Şili, Uruguay falan. Meksika. Amerika. Asya'daki mevcutlukları yine aynı. Suudi Arabistan, Çin Ligi vesaire. Azerbaycan Ligi eklenmemiş yine. Yani kulüp oluşturum modu aynı mı yine ona bir bakalım. Armayı ayarla diyelim. Tam bariz edin ki hepsini onayladık ha. Kulübün ismi en az. Kulübün adı al. En az 5 harf istiyor. Böyle bir takım olsun. Formalar benzemesin diyor. Al. Hepsini değiştirdim. Allah'ım ya Rabbim ya. Al. Hı. Hele şükür. Ha. Alt liglerden başlatıyor zaten. Türkiye'de birincilik, Almanya üçüncülük, Major Lig, Serie B, Brezilya. Ve sadece belli liglerde mi kurabiliyoruz? Ha. Bunu aşmamışlar. Hepsinde kuramıyoruz yine. Ya zaten 5 büyüklük var. Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya. Onun büyük liglerin dışında Brezilya var, Amerika var, Türkiye var, İskoçya var. Farz edin ki kurduk diyelim. Zaten tek slotumuz var diye buraya kuracak. Tam kadroyu falan yine aynı şekilde olmayan oyunculardan verecek muhtemelen zaten. Şöyle bir bakalım. Aynen de öyle.
Ben değişik ya. Bilmiyorum. Bu sene muhtemelen güzel bir kariyer düşünüyorum. Kendi takımım üzerinden. Bilmiyorum ya. Oyunda aha. Lan. Gerçek oyuncu da vermiş. Jimmy Durmaz'ı vermiş. Ay Osman da vermiş. Bu da gerçek. Serbest piyasadan mı verdi acaba bunları? Rafikeş. Burak Çaran. Ha, Musa Burak Çaran da vermiş. Allah Allah. Ya bunları ne üzerine vermiş? Yani izleme. Levsen. Acaba hepsi mi gerçek isimler, fotoğrafsız oyuncular mıydı normalde de? Yoksa hayali isimler mi, onu merak ettim. Vallahi değişik bir tarika, değişik bir şey oldu, anlamadım. Değişik. Neyse, valla gençler, yani olay bu. Bu güncellemeyle de çok bir şey değişmiş mi? Bence değişmemiş. SM günden güne oynanabilirliğini kaybediyor. Biz umutla bakmaktan sıkılmadık. Onlar da sürekli aynı şeyi sunmaktan sıkılmıyorlar maalesef. Herhangi bir değişiklik yok. Bu incelememiz de bu şekildeydi. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.